Evet, şu anda Kitap Kahve'deyiz. Bu proje hakkında biraz bahseder misiniz? Fikir nasıl çıktı? Öncelikle Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olarak gerçekleştirilen Kitap Kahve projemiz, Sayın Valimizin fikir babalığını üstlendiği ve onun öncülüğünde, himayesinde gerçekleştirdiğimiz bir proje. Sayın Valimizin öncülüğünde, himayesinde ve il müftülüğümüzün ve belediyemizin, Afyonkarahisar Belediye'mizin işbirliğinde ve onların da desteğiyle yaklaşık 10 ay gibi kısa bir sürede hayata geçti. Açıkçası Sayın Valimiz geçtiğimiz yıl, yani 2020 yılı Ekim aylarında beni ve il müftümüzü çağırdılar. Ve Erenler bölgemizde, Erenler mahallemizde hem üniversite öğrencilerimize, hem gençlerimize, çocuklarımıza, ilimizdeki aslında bütün vatandaşlarımıza hitap edecek. Aynı zamanda kitap evi olan, kitap satışları yapılabilen, bununla birlikte öğrencilerimizin, gençlerimizin ders çalışabileceği ve bu faaliyetleri gerçekleştirirken de yeme içme ihtiyaçlarını giderebilecekleri, ibadet ihtiyaçlarını giderebilecekleri, çok yönlü kullanılabilecek bir kitap evinin, bir kitap kahvenin yapılması konusunda bizleri görevlendirdiler. Ve Sayın Valimizin de talimatlarıyla biz Ankara'da bu konsepte hizmet veren Liman Kafe'ye gittik. İl müftümüz ve bir mimar arkadaşımızla beraber ve Ankara'da Liman Kafe'de gerekli incelemeleri titizlikle gerçekleştirdik. Akabinde mimarımız İsmail Efe Bey gerçekten çok güzel bir proje hazırladılar. Mimari proje hazırladılar ve bu mimari proje tabii Sayın Valimiz tarafından da incelendi. Akabinde kabul edildi ve bu muhteşem eser aslında böylelikle ortaya çıkmış oldu. Evet, peki şunu da soralım. Neden Erenler bölgesini tercih ettiniz? Erenler bölgesi Afyonkarahisar ilimizin aslında en önemli, en stratejik mahallelerinden, yerleşim yerlerinden bir tanesi. Çünkü burada Afyonkarahisar, Afyon Kocatepe Üniversitemizin yerleşkesi var. Binlerce üniversite öğrencimiz burada ikamet ediyor ve eğitimlerini sürdürüyorlar. Ve yine tabii vatandaşlarımız da yoğun yaşadığı bir bölge. Bununla beraber il merkezimize de çok yakın olan bir yerleşim yeri. Sayın Valimiz Erenler bölgemizle ilgili hakikaten önemli bir vizyon ortaya koymuşlardı. Yani Erenlerin sahip olduğu olumsuz bazı imaj vardı. Bu imajın ortadan kalkması adına öncelikle Erenlere bir karakol biliyorsunuz yapıldı. Evet. Yani burada yaşayan öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın emniyet ve huzur içerisinde yaşamalarının temin edilmesi ve yasa dışı işlerin azaltılması ve tamamen bitirilmesi adına İl Emniyet Müdürümüzün koordinesinde güçlü bir ekip kuruldu. Ve Sayın Valimizin vizyonuyla burası hakikaten son dönemlerde gerçekten güvenlik ve emniyet içinde vatandaşlarımızın yaşadığı bir yerleşim yeri oldu. Bu projenin, bu vizyonun aslında devamında Sayın Valimiz burada ikamet eden öğrencilerimiz başta olmak üzere aslında bütün vatandaşlarımızın kullanabileceği, özellikle öğrencilerimizin akademik başarılarını, akademik eğitim süreçlerine katkı sunabileceği ve onların aslında Afyon'da yaşarken, Afyon'da üniversite eğitimlerini sürdürürken mutlu olabilecekleri bir hani mekanın oluşmasını arzu ettiler. Bu sebeple yer olarak Erenler mahallemiz seçildi. Yani üniversite öğrencilerimizin özellikle memnuniyetini artırmak, onların eğitim süreçlerine katkı sunmak birinci hedefti. Tabii burası, bu güzel mekan bütün vatandaşlarımıza hitap ediyor. Evet. Yani başta öğrencilerimiz olmak üzere çocuklarımızla ilgili bölümler var, gençlerimizle ilgili. Yani 7'den 70'e tüm kitap severlerin gelip keyifli bir şekilde vakit geçirebilecekleri gerçekten çok güzel bir mekan oldu. Ama Erenler, yani neden Erenler bölgesi sorusunun cevabı Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçek'in Erenler için çizmiş olduğu vizyonda saklı bence. Az önce de ifade ettiğim gibi öncelikle Erenlerin huzurlu bir ikliminin oluşması noktasında gayret gösterdiler. Akabinde de
bu bölgede sosyal, kültürel ortamların, mekanların iyileştirilmesi ve böylece üniversite öğrencilerimizin de yani Afyon'da yaşarken, Afyon'da okurken oluşturacakları o yaşam memnuniyetini artırmak hedefinde oldular. Çünkü Sayın Valimiz şuna inanıyor, bizler de aynı şekilde bunu destekliyoruz. Burada eğitimlerini sürdüren öğrencilerimiz, hem Afyon Kocatepe Üniversitemiz, hı hı, hem Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitemizde binlerce üniversite öğrencimiz biliyorsunuz burada bizim misafirimiz. Ve bu öğrencilerimizin çok büyük bir kısmı da aslında farklı illerden, Afyon Karahisar dışından Afyon'a, evet, gelen öğrencilerimiz. Ve bir bu anlamda tanıtım elçisi bu çocuklar, bu kardeşlerimiz. Yani Afyon Karahisar'da her anlamda mutlu olmaları, Sayın Valimizin, milletvekillerimizin, belediye başkanımızın ve bütün aslında Afyon halkımızın, hepimizin ortak amacı. Çünkü bu kardeşlerimiz gittikleri yerlerde, ileride alacakları bütün görevlerde inşallah şehrimizi en güzel şekilde tanıtacaklar. Bu da hiç şüphesiz ilimize, şehrimize değer katacak önemli bir unsur diye düşünüyorum. Evet, peki şunu soralım. Hangi türde kitaplar var? Yani şimdi mesela evet çocuklar için ayrı kitaplar var, üniversite öğrencileri için ayrı kitapları var ama üniversite öğrencileri için sadece hani bölümsel anlamda herhangi bir kitap var mı? Şöyle söyleyelim. Önce şuradan başlayayım isterseniz. Yani bu kitap eviyle ilgili birkaç önemli hususu belirteyim. Hı hı. Akabinde kategoriksel kısmı geçelim. Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Kahve 3, daha doğrusu bodrum, zemin ve asma kattan oluşan 1200 metrekarelik bir kullanım alanına sahip gerçekten büyük bir yapı, büyük bir mekan. Evet. Burası hem kitap evi, işte az önce ifade ettik, yani 42 farklı kategoride 15.000 çeşit kitabın satışa sunulduğu gerçekten büyük bir kitap evi. Bununla beraber iç mekanda aynı anda 60 kullanıcının, 60 misafirimizin rahatlıkla ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği ve yeme içme imkanlarından, kafeteryadan faydalanabileceği bir alanı var. Bununla beraber yine hemen dış teras alanında da aynı anda 120 kişinin kullanabileceği bir alanı var. Yani toplamda 180 kullanıcı aynı anda bu mekanları kullanabiliyor. Kitap çeşitliliği açısından da hakikaten çok zengin bir kitap evi burası. Hatta Türkiye Diyanet Vakfımızın Türkiye'de birçok kitap evi var. Şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Afyon Karahisar Kitap Kahve projesi, yani bu kitap evi Türkiye Diyanet Vakfı'nın Türkiye genelinde İstanbul ve Ankara dahil sahip olduğu en büyük kitap evidir. En büyük kitap kahvedir. Ve kitap çeşitliliği ve kategori çeşitliliği açısından da ve yazar yelpazesi açısından da en büyük kitap evidir. Hı hı. Yani burada kişisel gelişimden işte dünya klasiklerine, akademik kitaplardan işte İslami eserlere kadar işte 42 farklı kategoride çocuklara yönelik kitaplara kadar çok geniş yelpazede bir hani kitap çeşitliliği ve yazar çeşitliliği var. Hiç şüphesiz tabii öğrencilerimizin yani birçok bölümden öğrencimizin de akademik olarak hani çalışmalarına destek olabileceği bir altyapı da var. Bunu da ifade edebiliriz. Yani buraya gelen bir öğrenci kardeşimiz yani hem kendi alanı ile ilgili özellikle sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerimiz kendi alanı ile ilgili kitaplardan buradan faydalanabilirler. Ve az önce de ifade ettiğim gibi bir öğrenci kardeşimiz buraya geldiği zaman istediği kitabı satın alabilir, okuyabilir, ders çalışabilir, yeme içme ihtiyacını burada giderebilir, evet, ve yine yani ibadet gibi ihtiyaçlarını burada giderebilir. Hakikaten çok yönlü, kullanıma uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Şunu da ifade etmeliyim, yani Sayın Valimizin de talimatlarıyla inşallah burası kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın da kullanabileceği bir mekan. Çünkü yukarıda asma katta bizim kapalı localarımız da var. Yani hem öğrencilerimizin böyle sessiz bir ortamda ders, evet, çalışmasını amaçladığımız, bununla beraber grup çalışması yapılmasına olanak sağlayan işte bir televizyon, yani LED televizyonlar kuruldu. Yani burada dini ve ilmi sohbetler yapılacak, okur yazar buluşmaları yapılacak,
kamu kurumlarımızın ya da sivil toplum kuruluşlarımızın toplantıları, buluşmaları ve benzeri birçok organizasyon, birçok kültürel organizasyon burada en sağlıklı bir şekilde, en huzurlu bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu yönüyle de hakikaten kadim şehir, zafer şehrimiz, Afyonkarahisar'ımıza da değer katan bir proje olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Sayın Valimizin özellikle Afyon'umuzun gelişimine, vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğuna ve aynı zamanda da yaşam konforuna katkı sunan vizyon projelerinden birisi olduğunu düşünüyorum bu yönüyle. Yani çok değerli bir proje. Sizlerin de vasıtasıyla ilimizin dünyaya açılan kapısı Kanal 3 ekranlarından bir kez daha tüm vatandaşlarımızı biz de şunu söylüyoruz. İnşallah Erenler'de hizmete açılan Türkiye Diyanet Vakfı Kitap Kafe'ye gerek kendileri, gerek işte çocukları, eşleri, aileleriyle beraber çok rahat bir şekilde gelebilirler. Burayı ziyaret edebilirler ve bu güzel mekandan en güzel şekilde faydalanabilirler diye düşünüyoruz ve kendilerini biz de bütün Afyonkarahisarlı hemşerilerimizi, bütün gençlerimizi, çocuklarımızı bu güzel mekana, bu muhteşem mekana sizlerin de huzurunda davet ediyorum efendim. Evet, bir de şunu soralım. Ne kadar sürede yapıldı burası? Şimdi az önce ifade ettim. Projeyi Sayın Valimiz Ekim ayında bizlere iletmişti. Yani bu konsepte bir çalışma başlattık. Yalnız tabii mimari projenin hazırlanması, akabinde yaklaşık maliyetin yani keşif dediğimiz sürecin hazırlanması ve buranın ihale edilme süreçleri sonrasında Ocak ayı sonlarında inşaata başladık. Tabii Afyonkarahisar'ın yani kış döneminde özellikle iç mekanda çalışmak çok da kolay değil. Evet. Bundan dolayı belki biraz süre uzadı. Normalde çok daha kısa sürede bitirilecekti. Geçtiğimiz hafta Cuma günü de Sayın Valimizin öncülüğünde il protokolümüzle birlikte buranın bu güzel mekanı vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Yani projenin fikri başlangıcı ve sona ermesi süreci yaklaşık 10 ay diyebilirim. Evet. Peki şimdi yaklaşık aşağı yukarı bir hafta olmuş diyebiliriz açılışı için. Nasıl geçti bu bir hafta sizin için? Şimdi tabii biz burada Türkiye Diyanet Vakfı'ndan arkadaşlarımız burada çalışıyorlar. Biz de tabii Sayın Valimizin öncülüğünde gerçekleştiği için proje destek olmaya gayret ediyoruz. Onlardan aldığım izlenim ve tabii kendim de günlük takip ediyorum burada. Sayın Valimiz beni de görevlendirdiler. Çünkü bu güzel projenin vatandaşlarımıza en güzel şekilde tanıtılması gerekiyor. Biz de valilik olarak ve diğer kurumlarımızın da desteğiyle İnşallah sizlerin, özellikle basın mensuplarımızın desteğiyle öncelikle Afyon'da ve tüm Türkiye'de inşallah bu güzel eseri tanıtmak istiyoruz. Bu bir haftalık süreç aslında çok yoğun geçti diyebilirim. Yani arkadaşlardan da aldığım bilgi, günlükte takip ediyorum. 1000'e yakın vatandaşımız, yani burada çocuklarımız da var, gençlerimiz var. Her yaş grubundan aslında, yani belli bir yaş üzeri vatandaşlarımız da geldiler. Ailecek gelenler çok. Yani evet, buraya böyle merak ettik, duyduk, ailecek hani gelip kitap alıp, burada çay kahve içip, burada yeme içme imkanlarından faydalanıp gerçekten mutlu bir şekilde ayrılan vatandaşlarımızı ben de gördüm. Hatta onlarla da konuştum, sohbet ettik. Hatta böyle küçük çocuklarımızdan bazıları da ya çok teşekkür ediyoruz, böyle güzel bir hizmet, çok mutlu olduk hani şeklinde sevinçlerini de ifade ettiler. Yani güzel geçti. Ben hemşerilerimizin, Afyonkarahisarlı kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde bu güzel eseri kullanacaklarını düşünüyorum açıkçası. Yani önümüzdeki günler sanıyorum biraz daha yoğun geçecek. Tabii bu süreçte Sayın Valimizin ziyaretleri oldu. Sayın Rektörümüzün, dekanlarımızın ziyaretleri oldu. Belediye Başkanımızın, milletvekillerimizin, Sayın Bakanımızın ziyaretleri oldu. Kamu kurumundan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlarımız ziyaret ettiler. Tabii merak ediyorlar insanlar. Çünkü biz buranın görselini paylaştık. Sayın Valimiz paylaştılar. Basında yer aldı. İster istemez tabii çok güzel bir mimarisi var. Çok hakikaten hoş bir görüntüsü var. Vatandaşlarımız bilgi aldıkça bu kitap evimizle ilgili hiç şüphesiz bir merak oluşuyor ve insanlar geliyorlar ve burayı hani bir şekilde tecrübe ediyorlar.
ve gerçekten de mutlu ayrılıyorlar. Siz bu röportajı gerçekleştirmeden 1-2 saat önce burada yaklaşık 40'a yakın çocuğumuzu misafir ettik. Yani gençlerimizi daha doğrusu, genç kardeşlerimizi. Ya onlar da hani hakikaten çok memnun kaldıklarını ifade ettiler ve birçok kitap satın aldılar. Burada yeme içme imkanlarından faydalandılar. Bu atmosferi kokladılar. Evet. Ya çünkü kitapların büyülü dünyasıyla tanışmak çok önemli. Yani kitap çok önemli, kütüphane çok önemli biliyorsunuz. Çünkü bir yerde bir kitap evi, bir kütüphane varsa o bölgede mutlaka ve gerçekten kullanılırsa, hakkıyla kullanılırsa o bölgenin insanları hiç şüphesiz hem bilgi düzeylerini hem kültür düzeylerini artırırlar. Ve bu yapılar aslında o şehre ışık tutan yapılardır. O yüzden de hani ve kitap okuma alışkanlığı da bence bir insanın çok küçük yaşlarda edinmesi gereken çok olumlu bir davranıştır. Evet. Ve hayat boyu da devam eden ve kişinin kişisel gelişimine, mutlu yaşamasına katkı sunan bir süreçtir. Yani kitap gerçekten çok güzel bir dosttur. Çünkü kitap insana vizyon katar, ufuk katar. Yani bu boyutlarıyla özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin de çok hani yoğun bir şekilde rağbet göstermesini biz istiyoruz. Afyonkarahisar'ımız gerçekten çok iddialı bir şehir. Yani Sayın Valimiz de ifade ettiği gibi çok iddialı bir şehir. Önümüzdeki 10 yılın belki de Türkiye'de en hızlı büyüyen, en hızlı gelişen şehirlerinden bir tanesi olacak. Çünkü geçtiğimiz bir yıllık süreçte bile Sayın Valimizin öncülüğünde ilimizin devlet büyüklerinin birlik ve beraberliğiyle ne kadar hızlı yol aldığını bu şehrin gördük. Aslında bu yapıda yani bu güzel eserde bu ilim birlik ve beraberliğinin neticesinde ortaya çıkmış bir eserdir. Yani bunu da ifade etmek istiyorum. Gece gündüz uyumayan, gece gündüz bu şehrin dertleriyle dertlenen yöneticileri var bu şehrin. Yani inşallah şehrimiz iyi bir noktaya gelecek ve iyi bir noktaya gelirken de vatandaşlarımız özellikle hani Afyonkarahisar kitap okuma oranlarında da çok yüksek, yani kitap satışlarının çok yüksek olduğu bir şehir olması gerektiğini düşünüyorum. İnşallah bu vizyon, bu ufuk açıcı vizyonda inşallah gerçekleşecektir diye ümit ediyorum. Evet, bir de şuna değinmek istiyorum aslında. Yeme içmeden bahsettiniz ama nasıl bir menü düşündünüz, neler olacak burada? Şimdi şöyle, Afyonkarahisar'da bu açılan, hizmete giren kitap kahve Türkiye Diyanet Vakfı'nın en büyük mekanı. Az önce ifade etmiştim. Ve aslında bu anlamda yani ilk kez belki bu konseptte bir çalışmanın yer aldığı bir proje bu. Şimdi burada tabii Sayın Valimizin de talimatlarıyla yani daha doğrusu öğrencilerimize hitap eden bir fiyat skalasında ve ev yapımı ürünlerin de olduğu, yani öğrenci kardeşlerimizin burada işte ev yapımı yemeklerden pasta böreklere kadar birçok menüyü bulabilecekleri bir geniş bir aslında menü aralığı olacak. Şu an başlangıçta tost çeşitlerinden işte hamburger ve köfteye kadar birçok yiyeceği burada satın alabiliyorsunuz. Yine çay ve kahve tabii ve birçok kahve çeşidi de burada vatandaşlarımıza sunulacak. Bununla beraber de inşallah önümüzdeki günlerde ev yapımı ürünler de inşallah üniversite öğrencilerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sunulacaktır. Evet, teşekkür ederiz. Yani çok sağlıklı, böyle sağlık, afiyet içinde gerçekten keyifle vakit geçirilecek güzel bir mekan oluştuğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Huzurla. Biz de umarım beklentilerinizi karşılar. Yani bol bol üniversite öğrencileri gerekse küçük kardeşlerimiz İnşallah. Gelirler buraya değerlendirirler. İnşallah.